Merhaba arkadaşlar. Ziraat Mühendisliği Bahçe Bitkileri kanalıma hoş geldiniz. Daha önce yapmış olduğum gibi bugün de danaburnu böceği ile doğal bir şekilde mücadele etmeye çalışacağım. Umarım bu video sizler için faydalı olur. Böyle videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Evet, burada görmüş olduğunuz ağaç Söğüt ağacı ve bugün söğüt ağacının kabuklarıyla danaburnu böceğiyle mücadele yapacağız inşallah. Evet arkadaşlar, şöyle kabuğunu çıkartıyorum. Elinize dikkat ederseniz tabii. Şöyle keserken elinize dikkat edin arkadaşlar. Bu işlemi zeytin ağacı, çam ağacı gibi kabuğu kolay soyulabilen ağaçlarla da yapabilirsiniz. Benim bahçemde bu ağaç olduğu için bunu tercih ettim. Daha önce de ceviz ağacının yapraklarıyla danaburnuyla mücadele yapmıştım. O videonun linkini de açıklamalar kısmını bırakacağım, oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki mantık bu şekilde pipet elde etmek. Bu normalde pipetlerle de olur bu işlem. Bu çubukları sebzemizin gövdesine yerleştireceğiz ve danaburnunun bitkilerimizi kesmesini, zarar vermesini engellemiş olacağız. Şöyle ben 3-4 tane size işin mantığını anlatmak için gösteriyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi uygulamasına geçelim. Evet arkadaşlar, bunlar kendi bahçemde yetiştirmiş olduğum domates, biber fideleri. Bunların henüz dikim zamanı gelmedi. Ben size mantığını anlatmak için gösteriyorum. Tam şu göstermiş olduğum kısımdan arkadaşlar danaburnu zarar veriyor. O bölgeden bitkimizi kesiyor. Şu şekilde kabuğu alıyorsunuz arkadaşlar. Bitkimizin gövdesine bu şekilde yerleştiriyorsunuz. İşlem bu kadar. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Ben daha önce cevizle mücadele yapmıştım. Ceviz yapraklarıyla mücadele yapmıştım. Kanalımda o video mevcut. Evet arkadaşlar, bu 10-15 gün süre geçtikten sonra bu şekilde alabilirsiniz. Ağacınızın, bitkinizin büyümesini engelleyecekse eğer. Burada da biber var. Aynı işlemi onda da uygulayabilirsiniz. Mantık olarak bu kadar. Bunları ben size şu an mantığını göstermeye çalışıyorum. Henüz burada dikim zamanı gelmedi. Dikim zamanı geldiğinde bahçem küçük bir arazi olduğu için, hobi olarak ilgilendiğimiz için doğal yöntemlerle mücadele etmeyi tercih ediyoruz. Eğer çok büyük bir bahçeniz yoksa, ekonomik bir kayba yol açmayacaksa asla kimyasal kullanmanın bir anlamı yok. Onun için ben de bu şekilde doğal bir mücadele yöntemine koşuyorum. Sizin de böyle doğal mücadeleler yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Lütfen doğayı koruyalım. Eğer vaktim olursa yine danaburnu ile mücadele yapmanın farklı yöntemlerini sizlere aktarmaya çalışacağım. Daha yakından bu videoları izlemek için arkadaşlar, kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz.
Benim bugünlük diyeceklerim bu kadar. Umarım sizlere faydam olur. Soru ve görüşlerinizi yorum kısmına ya da Instagram'dan Tolunay Jakim adlı kullanıcı hesabından bana bildirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.